Herkesin merak ettiği bir soru var. Türkiye'de bu piyangolar kime çıkıyor ve sonra neler oluyor? İşte size ülkemizdeki piyango talihlilerinin inanılmaz hikayeleri. Paranın mutluluk getirmediği acı öyküler çok fazla. İşte onlardan birkaçı. Fuat Özdemir. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde hamallık yaparak geçimini sağlarken 2014 yılı Eylül ayında Süper Loto'dan 11.345.642 lira ikramiye kazandı. Hayatı bir anda değişerek yaşadığı ilçeden ayrılan Özdemir, gecekonduda yaşarken lüks ev ve otomobil aldı, ardından kaza yaptı. Yakınlarına ev alıp, bayramlarda ise çevresine yardım etti. Farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradı. Kazandığı parayı nasıl kullanacağını bilemeyince, yanında hamal olarak çalıştığı patronu BA'dan yardım istedi. Bir süre sonra Edirne Cumhuriyet Savcılığına giden Fuat Özdemir, patronu BA'nın kendisini kandırarak kazandığı parasını aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken patronu BA'nın hesaplarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Yerel mahkeme kuponun ortak olduğu yönünde karar vermesinin ardından dosya Yargıtay'a gitti. Evli, iki çocuk babası 40 yaşındaki Fuat Özdemir, Ağustos 2017'de siroz hastalığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mustafa Savgan. Tam 4 kez ikramiye kazandığı, iflas ettiği haberleriyle sık sık basında yer almıştı. Kendisi 1979'da 100 bin liralık ikramiye kazandı. 1982'de ise yeniden 30 milyon lira tutturdu. 1984'te ise 15 milyon lira, 1987'de ise 2 milyon lira kazandı. Belgeseli çekildiğinde ise hala ayakkabı boyacılığı yapıyordu. 12 Aralık 2014 tarihinde kaldığı bir yakınının evinde gözlerini yumdu. Mehmet Sarıoğlu. Milli Piyango'dan 39 yıl önce büyük ikramiye kazanan Mehmet Sarıoğlu ise 2008 yılında Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tınas köyündeki barakasında soğuktan donarak yaşamını kaybetti. Çiftçilik yapan Sarıoğlu, Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanınca İstanbul'a taşındı. Uzun yıllar İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayan Mehmet Sarıoğlu, kazandığı büyük ikramiyeyi 10 yılda bitirdi. Yeğeni ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Büyük ikramiye çıktıktan sonra amcamın yakasını şanssızlıkların bırakmadığını belirterek, amcam sefalet içinde öldü" demişti. Kimsesi olmayan ve hiç evlenmeyen Sarıoğlu donarak hayatını kaybetti. Hasan Yeşil. Milas'ta 2014 yılının Eylül ayında Şans Topu adlı piyango çekilişinde 687 bin liralık ikramiye ile gündeme gelen Hasan Yeşil, Kasım 2017'de yaşamına son vermişti. Hasan Yeşil, 2014 yılında Şans Topu talihlisi olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Muğla'nın yerel sitelerinde haber alan haberlerde SGK emeklisi Hasan Yeşil'in ikramiyeyi kendisine çıktığının büfeden öğrendiği haberleri yer almıştı. Orhan Ulusoy, 1984'te aldığı bilete 7 milyon lira isabet etti. Orhan Ulusoy'un huzur içindeki hayatı ancak 3 sene sürdü. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etti. Oto yedek parça dükkanı bulunan ve minibüsçülükle uğraşan Ulusoy, parayı soğan ve fasulye işini harcadı. Üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4'ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, "Hiç rahat yaşantım olmadı. Bir arkadaşım bu para sana felaket getirir demişti. Dediği çıktı" şeklinde konuştu. Ahmet Bayram. Erzurumlu Ahmet Bayram uzun süredir işsizdi. Üstelik 9 çocuk babasıydı. O da ümidini büyük ikramiyeye bağlamıştı. 2005 yılında çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL çıktı. İlk iş olarak peruk alan Bayram, İstanbul'a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Kendisini eğlenceye veren Bayram, bir süre sonra gece kulübünde tanıştığı bayanla evlendi. Bu izdivaç sonun başlangıcıydı. Borca battı, karısının gayrimenkullerini satmaya reddetmesi üzerine bunalıma girerek canına kıydı. Süleyman Orhan.
Samsun'da 17 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan, hayatı hiç beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde ise artık çok geçti. Orhan o zor günleri şöyle anlattı. Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın dedi. Yeşim Akyol. Genelde büyük ikramiye kazanan erkekler ilk iş olarak karılarını boşar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir sonuç değişmiyor. Sonuç yine aynı. 2003'te Yeşim Akyol'a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol kavga etmeye başladı, 8 yıllık eşinden boşandı. Kocası para çıkınca çok değişti dedi. Cem Postacı. Milli Piyango'nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, 6 yıl sonra oğlunu trafik kazasında kaybetti. Tarih kuşu bize huzur değil felaket getirdi diyen postacı, kazandığım ikramiye ile emlak işine giriştim. Ardından iflas ettim. İşlerim bir dönem çok iyi gitti. Ancak hiç tanımadığım kişiler akrabam olarak karşıma çıktı. Her şeyimi kaybettikten sonra ise yüzüme bakan yok. Yuvam dağıldı. Geriye emekli maaşım kaldı. Keşke o bileti almasaydım. O para çıkmasaydı ifadelerini kullandı. Büyük ikramiye kazandıktan sonra parasıyla doğru yatırımlar yaparak ve doğru sektörlerde iş kurarak servetine servet katanlar da var tabi. Türkiye'de piyango çekilişleri genelde çeyrek bileti isabet ediyor ve ikramiye dörde bölünüyor. YouTube Ansiklopedi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.